Merhabalar arkadaşlar. Tarif Zamanı kanalımdan ve mutfağımdan herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün Adana usulü lahmacun içi hazırlayacağım. Lahmacunum için orta yağlı 1,5 kilo kadar kuzu kıyma kullanacağım. 2 kilo civarında iri soğanlarım var arkadaşlar. Lahmacunum için de 1,5 kilo kadar domates kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle soğanlarımızı doğramakla başlayalım. Arkadaşlar tüm soğanlarımı rondomdan geçirdim. Suyunu da sıktım, fazla suyunu. Lahmacun içimizin sulu olmasını istemiyorum. Şimdi domateslerimizi doğramaya geçebiliriz. Domateslerimi de bu şekilde ikiye kesip ince bir şekilde doğrayacağım arkadaşlar tüm domateslerimi. Bu şekilde arkadaşlar kıyarcasına incecik doğrayalım tüm domateslerimizi de. Doğradığım domateslerimi soğanlarımın üzerine ekliyorum. Domateslerimi aynı şekilde doğramaya devam edeceğim. Arkadaşlar soğanımı ve domateslerimi de doğradım. Kıymamın üzerine ekledim. Bir bağ doğradığım maydanozum var. Onu da ekliyorum. Bir demet nanem var. Nanemi de doğradım. Onu da ekliyorum. Yeteri miktarda tuzumu ekliyorum. Karabiberim var. Yeteri miktarda. Karabiber ve pul biber lahmacuna çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Baharat miktarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yeteri miktarda da pul biberimi ekliyorum. Şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar daha salça ekleyeceğim. Biber salçası. Bir su bardağı da sıvı yağım var. Sıvı yağımı şöyle gezdireceğim hepsinin üstüne. Tüm malzemelerimi güzelce karıştıracağım. Lahmacunumuzun içi eğer parlak olursa sıvı yağ miktarı yeterli demektir arkadaşlar. Şöyle bir karıştıracağım, bakacağım kıvamına. İhtiyaç olursa sıvı yağ eklemesi yapacağım tekrar. Arkadaşlar yarım su bardağı sıvı yağ yine ekliyorum. Sıvı yağımız yeterli olacak şimdi. İstediğim parlaklıkta oldu. Lahmacunun püf noktalarından en önemlisi arkadaşlar fırının güzel pişirmesi. İncecik hamuru gevrek ve kızarık bir şekilde olması çok lezzetli yapıyor lahmacunlar arkadaşlar. Ben lahmacunun içimi hazırladım. Şimdi fırına pişirmeye göndereceğim. Şöyle güzel incecik kızarmış bir şekilde içi ne bol olacak ne de az olacak kararında lahmacunlarımız mis gibi oluyor. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Evet, gayet güzel oldu görüntüsü de. Yağ da yeterli. Bu ölçülerle çok güzel lahmacun oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz.
Şimdi lahmacun içimi fırına pişirmeye göndereceğim. Arkadaşlar lahmacunlarım fırından geldi. Sıcacık, çıtır çıtır, misler gibi servise hazır. Yanında bol yeşillik ve limonla ve bir bardak da buz gibi ayranla çok iyi gidecektir. Yapıp deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.